Kaşgarlı Mahmut bu eseri 1072 yılında yazmaya başlamış, 1074 yılında tamamlamıştır. Eserin yazılış amacı Araplara Türkçe öğretmek ve Türkçenin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu ortaya koymaktır. Kaşgarlı Mahmut esere Türkleri ve Türklüğü överek başlamıştır. Türkçe öğrenmenin gereğini Türklerin dilini öğreniniz. Çünkü onların egemenliği uzun sürecektir. Hadisine dayandırmıştır. Esere ayrıca Türklerin yaşadığı yerleri gösteren bir harita da eklemiştir. Sözlük bölümü 28. sayfadan sonra başlamaktadır. Sözlük bölümü adlar ve fiiller olarak iki ana gruba ayrılmıştır. Türkçe sözcüklerin açıklaması Arapça olarak verilmiş. Örnek cümleler Türkçe verilmiş. Yine anlamları Arapça yazılmıştır. Kaşgarlı Mahmut, Türklerin yaşadığı bölgelere dolaşarak onların edebiyat ürünlerini derlemiştir. İslamiyet öncesi döneme ait koşuk, sagu, sav örneklerine ilk kez bu eserde rastlanır. Ayrıca coğrafya adları ile Türk topluluklarının adlarının geçtiği maddelerde ayrıntılı bilgiler vermiş. Bu yüzden eser ansiklopedi özelliği de taşımaktadır. Eserin genel özellikleri şunlardır. 11. yüzyılda kaleme alınmıştır. Yazılış amacı Araplara Türkçe öğretmek, Türkçenin de Arapça kadar zengin bir dil olduğunu göstermektir. Eserin birçok özelliği vardır. Türkçenin ilk sözlüğü, ilk antolojisi, ilk ansiklopedisi ve ilk dil bilgisi kitabıdır. Kaşgarlı Mahmut, Türklerin yaşadığı yerleri gezerek Türklerle ilgili her konuda bilgiler toplamıştır. İslamiyet öncesi Türk edebiyatına ait koşuk, sagu, sav örneklerine ilk kez bu eserde rastlarız. Eser Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır. Eserin sözlük bölümünde Türkçe sözcüklerin açıklaması Arapça olarak verilmiştir. 7500 civarı Türkçe kelimenin Arapça karşılıkları verilmiştir. Kaşgarlı Mahmut bu eserde Türk boyları hakkında ayrıntılı bilgiler vermektedir. Ayrıca en batıdan Rum ülkesinden başlayarak en doğuya Maçin'e kadar Türklerin yaşadığı yerleri gösteren bir haritayı çizerek esere eklemiştir. Bu haritayı daire biçiminde çizmesi 11. yüzyılda dünyanın yuvarlak olduğunun Türkler tarafından bilindiğini göstermektedir. Kaşgarlı Mahmut bu haritada Japonya'yı da doğuda bir ada olarak göstermiştir. Japonya'nın gösterildiği ilk dünya haritasıdır. Bu eser sadece bir sözlük değil, Türklerin tarihi, coğrafyası, kültürü, folkloru, yaşayışı, edebiyatı, belli başlı yerleri, belli başlı kişiler hakkında bilgiler veren eşsiz bir hazinedir.